Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Söz verdiğimiz üzere yine inşallah buluştuk. Hep beraberiz. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, Paramount Otel'de kaldığını iddia ettiği Cem Küçük hakkında mesajlar yayınladı. Sedat Peker, Türkiye gazetesi yazarı Cem küçüğü çakma mitçi olarak tanımladı. Peker, Cem Küçük'ün de firari Sezgin Baran Korkmaz'ın oteli Paramount'ta bedava kaldığını belirtirken, "Haber yapmak için milletten nasıl para alıyorsunuz? Onu da anlatacağım." ifadesini kullandı. Peker'in açıklamaları şöyle: "Çakma mitçi Cem Küçük, aslında ben size sarmayacaktım. Ama televizyon programlarında bana saygısızlık yaptınız. Bu beni çok üzdü. Şu an kendime terapi yapıyorum." yani sen ve senin gibileri kibrit kutusuna sokuyorum. Çakma mitçi Cem Küçük, haber yapmak için ben kimseden para istemiyorum, para alıp günahsız insanları suçlamıyorum. Bunu yapanlar şerefsizdir, alçaktır, köpektir diye bir tweet atsana. Seni süslü sülü de kurtaramayacak çünkü onu da deli edeceğim. Çakma mitçi, süslü sülüye uyguladığım taktiği sana uygulayacağım. Parça parça koparıp psikolojini bozacağım. Önce seni delirteceğim, sonra tedavi edeceğim. Çakmamitçi Cem Küçük, sen de Paramount Otel'in beleşçi sakinlerindensin. Şu faturanı göster ki tüm Türkiye görsün. Geceliği 50-100 bin liralık otelde kalmak güzel. Haber yapmak için milletten nasıl para alıyorsunuz, onu da anlatacağım. Sizin namusunuz aldığınız rüşvet kadar. Cem Küçük, Çakmamitçi, bana bir atar yapmıştın sonra tweet'i silmiştin ya. Tweet'te şöyle diyordun, senin gibilerle uğraşmak benim hayat boyu görevim. Çakma Mitçi, adaya ne zaman veda etmek istersin? Fakat seni hemen yollamayacağım. Çakma Mitçi Cem Küçük, senin böyle saldırgan olma sebebin, benim duyduğuma göre sen çocukken sevgisiz büyümüşsün. Annen baban bile seni eldivenle seviyormuş. Ancak ben seni ötekileştirmeyeceğim. Önce seni deli edip sonra da sevgi terapisine alacağım. Ben seni sevgi terapisine aldığımda eldivenle sevmeyeceğim. Sana annenden, babandan daha çok şefkat göstereceğim. Sen benim gurur kaynağım olacaksın. O benim en iyi hastamdı diyeceğim ifadelerini kullandı.